obeziteye hani biraz değinmek istiyorum hani aşırı kilolar, kilo kontrolü ya da yoğun kilosu varsa kişi ne yapmalı? Bu bitkilerle bu şifayı nasıl bulmalı? Evet maalesef günümüzde fast food tarzı beslenmek... inanılmaz e, yani, yani çok çok kötü, sağlıksız. Bir de diyetisyenler ne diyor? <laughs> Maşallah diyorlar ki 3 ana öğün, 3 ara öğün. Ne etti? 6 öğün. 6 öğün. Evet. Vatandaş zaten alışırsa... Siz altı öğün demenize gerek yok. Yatana kadar yiyor, içiyor bir şeyler. Atıştır, hani oradaki mantık biraz da çok uzun saatler mideyi aç bırakmamak bedeni. Hani az yiyin, sık yiyin anlamında değil mi? Yanlış. İnsanlık tarihi eskiden günümüze kadar iki öğündür, üç öğün değil. Mesela burada kimi örnek alıyoruz? Peygamber Efendimizin hayatına bir baktığımızda evet. sabah bir bardak süt içmiş akşam bir iki tane hurma yemiş. Bitti. Zaten o peygamberimizin hayatı tabii ayrı bir olay. Evet. 365 günü 240 günü oruç tutmuş. Evet. Yani onu biz yapamayız da. Biz aciz insanız. Da. Kesinlikle. Ama Avrupa baktığımızda mesela Avrupalı ben 29 yıl Almanya'da kaldım. Hı hı. Alman mesela sabah kahvaltı yapıyor, öğle ağır bir yemek yiyor, sulu yemek. Evet. Akşam bir dilim ekmek. Salata Veya herhalde. az bazı bir şey. Akşam yemiyor. Yani çok az bir şey. Akşam yemek yemek gibi bir şey yok onda Sadece biraz kendini kandırıyor yani. Evet. <laughs> Şimdi evet. iki buçuk öğün Avrupa'da. Bizde Biz, Biz diyet diyor ki <laughs> altı öğün ye. Allah'ın meselli. Ama Türk usulü işte. Altı yani öğün doymuyoruz. nereden, nereden çıktı altı öğün? <laughs> evet. Biz köydeyken ne yapıyorduk köydeyken? Sabah ya kahvaltı yapıyorduk tarlaya gitmeden önce. Hı, hı veya çorba içirdik, çıktık tarlaya gittik. Akşama evet. kadar tarladasın. Yani susarsan bir şeyler içiyorsun. Y yemek ihtiyacın olursa yani bir dilim ekmek veya evet. yanında bir parça Başka bir şey sadece. yok. Hı -hı. Akşam yeme iki öndü köyde. Fakat eskiden köyde mesela bizim köyde bir kişi hastalanmıştı bundan 45 yıl önce. Herkes onu konuşuyordu hastalık nedir bilmiyordu insanlar. 45 yıl önce Hastalık nedir bilinmiyordu. Ah. Aa falan hastalanmış şundan şöyle böyle olmuş. Penisli iğnesi vurulmuş. O zaman penisini yeni çıkmıştı. Kimyasal ilaçtan zehirlenmiş vatandaş. Değil mi? Koma'ya girmiş, ölecekti. Onu konuşuyorlardı hep. Fakat şimdi mesela köye gittim mesela geçenlerde. Diyalize giren var. Kalp ancı olan var. Bypass olan var. Kalp damar rahatsızlığı yani hasta olmayan insan yok köyde. Sosikli Neden? Sürekli ilaç kullanan var. İnsanlar yerde. köyde ama köylü gibi yaşamıyor. E tabi. Çipstir, yani. jelibon. Köy dediğiniz zaman normlar Adı değişti köy. artık zaten. Adı köy. Tabii. Çips, jelibon, kek, gofret şehirdeki ne yiyorsa onu yiyor. Tavuk bile beslemiyor. Tavuk gidiyor mesela evet. yumurtayı bile hazır oluyor. Yani köylü hayatı köyde yaşıyor ama köylü gibi değil. Hı hı. E, sağlıksız besleniyor. Beyaz, un, beyaz unla beslenen kişi de kalp damar rahatsızları olur. Çünkü beyaz unda vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz un eleyen bir bayanı görür, elinden ele alıyor, diyor ki asla un elenmez. Neden elenmediğini şimdi anlıyoruz. Almanlar Ernie Rönkz bir enstitüsü var. Beslenme uzmanlığı üzerine. Hı hı. Bunların yapmış olduğu araştırmada undaki yani buğdaydaki bütün vitamin, mineral, enzim buğdayın kabuğunda yani kepeğinde. Hmm. Buğdayın unun da nişastasında hiçbir şey yok. Sıfır. E vitamini hiç yok. B1, B2, B3 vitaminleri çok az. Evet. Demir, magnezyum, çinku çok az. Neden bu millet 50-60 yıl öncesine göre bu kadar halsiz, dermansız, yorgun, bitkin Türk milleti? Ekmekten. Ekmekten. Çok ekmek tüketiyoruz ve tükettiğimiz ekmekte vitamin, mineral, enzim yok. Şimdi mesela Avrupa'ya gidin evet. veya dünyanın başka ülkesine. İnsanlar sabah saat dörtte yollarda işe gidiyor. Dörtte. Evet. Beşte işbaşı. Evet. Beşte işbaşı. Türkiye'ye geliyorsun, bakıyorsunuz saat dokuza kadar sanki seçim var veya başka bir şey var. So sokağa çıkma yasağı varmış gibi. Kimse ortada yok. Ortada evet. kimse yok. Allah Allah şaşırıyor. Ben ilk zamanlar çok şaşırmıştım. İnsanlar o ne yapıyor adaptasyonu diye. adaptasyonu <laughs> yaşarken. Bu <değil gülüyor> insanlar nerede diye bakıyordum yani. <laughs> sabah alışkan Güneş doğmadan kalkmak gerekir. Evet. Borgun golden Golden'a Almanlar yani sabah saati altın saattir. Bizde de onu karşılamak gerekiyor. Sünnettir. Yani vaciptir erken kalkmak. Güneş doğduktan sonra bir insan hala yatıyorsa evet. o eve bereket girmezdir atalarımız. Bereketi almak Bereketsiz. Için, evet, Bereketsiz. O ilk evet. ışıklarda, ilk saatlerde güneş, camları açmak öyle, lazımmış güneş, falan diye böyle büyükler. Güneş doğduğu alması. halde yatıyorsa bir kişi o evden bereket kalkar derler. Evet. Rahmetli annem öyledirdi. Almanlar da diyor ki sabah güneşiz. Yani güneş doğmadan önce kalkarsan altın saattir. Diyor. Çok önemlidir. Şimdi neden sabah güneş doğmadan önce kalkmak önemli? Hı hı. <laughs> Çünkü insan vücudu yavaş yavaş kortizon salgılamaya başlıyor. Güne hazırlıyor vücudumuz. Aa, adrenalin salgılamaya başlıyor. Hı hı. Sinirler bütün organları güne hazırlıyor. Ne yapıyor? Ee, sempatik sinirler aktivasyon, organları harekete geçiriyor. Hadi harekete geç, gün başlıyor diyor. Hı hı. Ama biz bunu rağmen yatarsak ne olur? Organlar faaliyete geçiyor, fa enerji tüketmeye başlıyor, asit oranı yükseliyor. Laktik asit, asetik asit, formik asit vesaire. Hı hı. Aa ne demek? Kişi güneş doğduğunda hala yatıyorsa, o asla üzerindeki yorgunluğu atamaz. Halsiz, dermasız, yorgun, bitkin olur. Dövülmüş gibi olur. Kalkamaz. Gün boyu da bu gider değil mi? Gün üzerinde? boyu yatana kadar da, gece yatana kadar da o tembelliği üzerinden uyuşkulu atamaz. Evet. Yani güneş doğduğu halde yatıyorsa bir kişi o hayata küsmüştür, bitmiştir hayatı. O gün ona zehir olur. O gün iptaldir yani. <laughs> İptal. Ne yapacak o zaman? Güneş doğmadan kalkacak. Erken kalkacak. Güneş doğmadan önce ağır gelir. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün ama kişi bunu 40 gün devam ederse 40 gün güneş doğmadan kalkarsa alışır. Alışkanlık evet. haline gelir. Bu alışkanlık meselesi. Çinliler 3.5'te kalkıyor. Almanlar 4'te kalkıyor. Yani Avrupa'da da böyle, Asya'da da böyle, Amerika'da da böyle. Eskiden biz de böyleydik. Bu nedenle evet. de atalarımız bizim yani Orta Asya'da Türk Türkistan devleti kurmuşlar. Şimdiki Rusya'nın olduğu yerde Altın devleti kurmuşlar. Evet. Hindistan, Bangladeş, Pakistan ta, buralarda Babur İmparatorluğu kurmuşlar. İran'da Safevi Devleti kurmuşlar. Ve batıda Osmanlı. Yani bizim atalarımız Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanusu'na kadar dünyanın dörtte evet. üçünü yönetmişiz. Dünyanın dörtte üçünü yöneten bir millet. Şimdi ne olmuş? Mendil kadar bir ülkeyi yönetemiyoruz. Neden? Tembellikten. biraz Güneş doğmadan önce kalkarsak belki eski gücümüze ulaşırız. Erken kalkan erken yol alır, değil mi?